Thank you.
kulaklarını Bedri abime ait de kopyası yazar. Bir kıtası daha var. Bir kıtası daha var, uzatmayayım. Dedim ki, fincanın etrafı pembe. Güzel kız, güzel kız. Gönlüm var sende. Vay vay vay. Sen akşam üstüyün hevsele. Biraz sonra geliyorum ben de. Ben de. Aniler böyle. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız hepiniz. Yıllar geçti birlikte sizlerle, değil mi? İbrahim abi. Yıllar geçti. Sahneler sizin seslerinizle dolu. Bedri abi. Sonradan geliyorum değerli üstadlar. Abilerin seslerini dinleyerek büyüdüm. Evet. Buradadır diye demiyorum. İbrahim abimin cümbüşünün nameleriyle büyüdüm ben. Evet. Ve bende olan kasetleri maalesef kendinde dahi yok. Evet. Öyle bir arşivim var. Ama parayla satayım. Bela şimdi Hamza Bey'e bakarken, sizi dinlerken babamla ziyaret etmiştik kendilerini. Ve sonra güzel bir içli köfte yemeye Erhan Bey'lerin evine gitmiştik. O günler geldi aklıma. Sizler bize yadigarsınız. Saatinize, afiyetinize iyi bakınız efendim. Çünkü sizler hala yaşatıyorsunuz Diyarbakır'ı, Diyarbakır türkülerini. İyi ki de varsınız. Bir alkış alalım. Söylemek istiyorum. Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin. Tabii bugün anıyoruz Celaliye'yi de. Mecmuayen. Biz küçükken Diyarbakır'da yazın tahtlarda yatardık, damla tahtlarda yatardık. Uzaktan bir ses geliyordu. Mardin kapı şen olur, dibi de girman olur. Babama diyordum, baba bu kimdir? Dedi, bu Celal güzel ses. Ta o zamandan beri kulaklarımız o seda ile doldu, bugünlere kadar geldi. Ne mutlu bize. Allah mekanını cennet etsin. Amin. İsmail. İnan ki unutkanlık başladı ama sen biraz bana hatırlat. Hayır, biz sizin babanızı dinleyelim sizden. Yani benim babam pek anlatılacak bir şey yoktu ama haza bir Diyarbakır beyefendisiydi. Evet. Diyarbakır aşıklısıydı. Evet. Diyarbakır'a geldiği zaman o da benim gibi canlanıyordu. Evet. Evet, geldiği zaman diyordum ki baba sen nereye götürün? Oğlum beni bırak. Niye? Sen beni bırak. Bir yere götürme. Çıkıyordu balıkçılar başından, tezbihin elinde, elini de arkasına koyardı böyle. Aynı bizim o Diyarbakırlar gibi. Dağ kapısına kadar yürürdü, giderdi, gelirdi. Baba ne yaptı? Oğlum bu bahane yeter. Aynen böyle. Allah bütün ölenlerine rahmet eylesin. İbrahim Macit'le Erdebil Köşkü'nün açılışında vardık değil mi Erhan Başkan? Evet. Erdebil Köşkü'nün açılışı güllere destan bir açılıştır aslında. Hala hafızalarımızda yeri var. İbrahim Macit abi bizim Erdemir Köşkü'de ve Gazi Köşkü'de işte İpekçi'yle, Şafata'yla çok büyük hatıraları var. Nasıl hatıralardı onlar size yadigar? Evet. İşte bildiğimiz gibi görüyorsunuz. Son evet. Gömlek bizde. Biz de şimdi aktarmaya başlıyoruz. Evet. Yeni nesilimiz de bizim kültürümüzü kaybetmesin. Benim aklıma ne geldi biliyor musun Celal'ım? Bu tarihi evlerimizde hani düğünleri yapardık. Bizim Diyarbakır'ın bu havşlarında, evet. Havlu demeyeyim, havş diyeyim. Damlarda hanımlar, kızlar hep böyle tilili çağırdı. Aramızda yok tilili, eskiden tatlı tilili yoktu. Daha önce çağırdı, musiki ederdi. Sıradadır, bekliyorlar hadi. Çalarız, bir kapı şen olur. Şen olur, olur. Şen olur, çalalım sonra. Ben de bir şey daha diyeyim aslında. Burada diye demiyorum. Ya sen de bir şey demiyorum. Şemus abim. Şemus abim. Ben Amerika'dayken, bizim Amerika'dayken sırrımı surlarına fısıldayan Şehir adlı kitabını okumuştum. Evet. Ya bir gün böyle oturmuş arkadaşlarla içiyorduk. Dedi ki, acaba rica etsek Şehmus abi bize bu adı lütfeder mi? Bir kaset yapsam aradık tabi büyük paralar istedi. Dedim ben fakirim Ermeniyim dedi yalnız o CD'de Celal-i İstesen Nazire diye bir şiiri vardı onu okumuştum. Harika bir şiirdi. Ben de rahmetli Celal babamızın anısına ben Celal kardeşimin yerine teşekkür ediyorum abi. Biz hep teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi laf lafı açıyor bir şey daha söyleyeyim. Belki bilenler var, bilmeyenler için söylüyorum. Celal Bey ile düet yapma imkanı ilk kez
O şeref bana nail oldu. Evet. Ben kardeşimi aradım. Evet. İzin istedim. Evet. Onlar da seve seve dediler. Ve bir düet yaptım. İşte benim için çok mutlu bir olaydı. Çok güzel bir olaydı. Çok güzel. Evet, Şemuz Diken kardeşimize gelince ya işte benim lafımı açıyor. Buna dedi ki laf vermeyin. Görünce lafı açıyor, açıyor. Işte. Efendim ben bir gün Dom'da rahmetli babam geldi aklıma işte. Uçurtma uçuruyorum. Bir de baktım babam havuçtan içeriye girdi. Elinde bir gazete kağıdına sarılmış bir şey. Aşağı indim merakla bir gittim bakayım Erhan'cığım ne göreyim. Bana bir mandolin almış. Allah'ım yarabbim. Demek ki benim müzik yapmama izin veriliyordu. Çünkü bizim buralarda maalesef bir düşünce vardı. Ay senin oğlun çalgıcı mı olacak? Böyle bir düşünce vardı ama baktım ki demek izin veriliyor. Ben aldım bu mandolini elime. Çalıyorum, çalıyorum, çalamıyorum. Başladım ağlamaya. Ben bunu nasıl çalmıyorum falan. Benim bir halam vardı, ismi Toto hala. Dedi ki oğlum hiç merak etme, bizim bu küçede bir abimiz var dedi, bir kardeşimiz var. O dedi güzel saz çalı, seni ona götüreyim. Beni aldı götürdü. Beni aldı, ben de mandolin elinde. Gittim, bizim evin bitişinde bir ev var, avrulu bir ev. Gittim içeriye, içeri girdim. Akşam hayır. O zaman böyle şey, akşam hayır dedim, akşam hayır. Baktım orada da böyle uzun saçlı, örük saçlı böyle küçük bir kardeşimiz duruyor, 6-7 yaşında. İsmi de Şehmuz. Bizim Şehmuz abi, bu bizim buradaki Şehmuz için. Tabii ben tanımıyorum o zaman, bilmiyorum. Oradaki arkadaşımız Yüksel Güven, namı diğer koçe. Gel bakayım dedi, o ne dedi mandolin, dedi onu bırak. Ben sana bunu öğreteceğim. Malatyalı Fahri'nin çalmış olduğu tambur. Yayrı değil ama mızraplı tambur. Olur dedim abi. Ben her akşam tam 3 ay gidip geliyorum ama bana tabii notayla değil. Bak buraya bas, buraya bak. Buraya bas, buraya bak. İlk öğrendiğim şey de ağlamaya rağlama. Celal Bey oydu. Ondan sonra arkasında bu bak bizim oy. Tan din tan din derinen tam. Şevus'a gidiyor, geliyor, yanımızda geziyor, bize bakıyor falan. Gel ki yıllar sonra işte Şevmus yerimle bu güzel günde beraber olduk. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Dita olarak onun da çok hakkı var. Hepinize minnettarız, teşekkür ediyoruz. Böyle güzel günler. Abi iyi ki ut eline vermemişler. Yoksa bir lokma ekmek yiyordum. Allah Allah.
Girince sanki kokulu güldana benzer. İkisinde serhoş gibi dolaşır. 3 yaşında gördüğüne sataşır. 4 yaşında her gördüğüne ulaşır. 5 yaşında kaşlar kemana benzer. 6'sında kendi söyler düşünü. 7'sinde değiştirir dişini.
Sekizinde bahta koyar işini, dokuzunda taze bostana benzer. Abi bir ses alayım da. Aman bir güzel ki 10 yaşına girince Gonca güldür henüz açılır. 11'inde Gonca diye koklarlar, 12'de elman deyip saklarlar. 13'ünde cevr-ı cefa çekerler, 14'ünde hamre şekere benzer aman, aman. Selvi'ye benzer aman. Şikarını zincirlerden kopmuş aslana benzer aman. Karışmış İrfan'a benzer aman. Çökmüş dumana benzer aman. Çöker gözüne 65'te hiç bakılmaz yüzüne, ahireti gözletir Sübhan'a benzer aman. Aman
şimdi yalana benzer aman. Ben ya emeğinize sağlık, katkılarınızdan teşekkür ederim. Bekleyin.